Arkadaşlar anjiyodem. Anjiyodemde döküntü olsun ya da olmasın, cildin dermisini ve su kutan dokuyu etkileyen alerjinin bir formu. Bu da ilaçlara, işte herhangi bilinen bir alerjine maruziyet sonrası gelişebilir. Nereye etkiliyordu? Dermisi ve su kutan dokuyu etkiliyor. Bunlar daha çok böyle hani yumuşak dokuda, perioral, periorbital, sonrasında işte vücudun yumuşak doku olarak neresi var? Bağırsaklarında, karın ağrısı, kas krampları şeklinde başvurabilir. Genital bölgede şişli olarak başvurabilir. Şu subkutan doku kavramını buradan hem söyleyelim. Neresi olabilir? Göz çevresi şişebilir hastanın. Periorbital. Perioral. Dudakta şişlik. Uğul ödemi. Sonrasında hastanın solunum yolunda şişlik olabilir. Sadece tek başına nefes darlığı diyorum. Çünkü bunu az sonra anafilaksiden ayırt edeceğiz. Karın ağrısı. Kramp. Genital bölgede şişlik. Şimdi anjiyodemde dikkat etmeniz gereken şu. Öncelikle hastanın neye maruz kaldığını öğrenmeye çalışın. Neye karşı olabilir? İlaca karşı olabilir. Hastanın kolunda, damar yolunda alerjisi olan işte ona anjiyodeme sokacak bir ilaç devam ediyor olabilir. O yüzden öncelikle alerjen maruziyetini kesmeniz lazım. Bunun tedavisi alerjen maruziyetini kesme dedikçe başlar. Sonrasında hastanın zaten döküntüyle birlikte olsun, işte dudakta şişlikle birlikte olsun, anafilaksiyi anlatıldığı onda yanacaksınız. Genel hastalığın vitellerini mutlaka bakıp değerlendirmeniz lazım. Sonrasında kullandığı ilaçlardan, ilaçların içinde %40 oranında en çok ACE inhibitörleri anjiyodem yapar. ACE inhibitörleriyle ilgili ve penetran anjiyodemler şimdi tekrar bir yerde bahsedeceğim bunun içinde. Sonrasında hastayı değerlendirdik. Anafilaksinin tanı kriterlerinde işte ikisinin birlikte olması diye geçer. Bunların hepsinin tek tek olması lazım. Yani peroral, periorbital bir şişliği olacak hastanın. Uğul ödemi olacak. Yani şunlarla birlikte nefes darlığı olursa bu hasta aslında anjiyodemden çıkıp anafilaksiye dönüyor. Ama tek başına olması anjiyodem oluyor. Onun için bir şartlarını yazdığım zaman daha iyi anlayacaksınız. Alerji maruziyetini kestiniz. Sonrasında hastaya az önceki yazdığım tedavinin aynısı. 1-2 mg kilogramdan steroid. 1 mg kilogramdan antihistaminik. Bu hastalara, yani ben özellikle ürtikerlere bol bol mayı takmayın diye söylemedim. Buradaki tedavim içinde bu sefer mayı giriyor. 20 cc kilogramdan izotonik veriyoruz. Ve bu hastaları takip etmemiz gerekiyor. Yani şöyle aslında bu hastaları taburcu edebilirsiniz ama hani tedaviye yanıt vermez veya işte ilaca bağlı zanneder, şeye bağlı, bir işte yediği maddeye bağlı zannedersen o ilaca bağlıdır, tekrar o ilaca maruz kalır, devam eder diye. Bu hastaların şişliklerini işte, yüzündeki şişliğin, dudağındaki şişliğin indiğini görüp taburcu etmek daha mantıklı. Ve sonrasında giderken bu hastalara reçet ederken genelde ikili antihistaminik ve çok dirençli olgular veya uzun süre şişliği kaldıysa steroid reçet edebiliriz. Steroid işte yüksek dozdan başlayıp gün gün keserek taburcu edebiliriz. 3-5 günde kesildiği şekilde steroid tedavisi de alması gerekebilir hastanın hayatta. Şimdi anjiyodem kendisi aslında çok sıkıntılı bir konu değil ama ilaçlara bağlı olan, yani ACE inhibitörüne bağlı olanlar sıkıntı. ACE inhibitörünün şöyle bir özelliği var. ACE inhibitör işte anjiyotensin kolatiklerinizi çevirirken şurada bir yerde o kaskatı yazmayacağım size, kaskat çok kafanızı karıştırır diye. Kestiği noktanın gerisinde bradikinin var kaskatta. ACE inhibitörü bu kaskatı bozduğu zaman bradikinin seviyesi yaklaşık 10 kata çıkıyor. Tamam mı? Doğal olarak vücutta bradikinin birikmeye başlıyor.
ve anjiyoden gelişiyor işte. Bunlarda genelde kaşıntı, döküntü, ürtiker benzeri şikayetler olmaz. Tek başına periorbital, periorbital ödem yapar, işte ulu ödem yapar. Bu hastalarda nasıl yapacağız? Yine AC inhibitörünü keseceğiz. Ama bu hastaların özelliği şu klasik tedavilerimize yanlışsızdır. Şuraya. Çünkü bradikinin birikmemesi için hastada ACE'leri çeviren enzimi, angiotensin kovalentik enzimi inhibe edildi. Peki ne yapalım bu hastalara? Taze dolmuş plazma verelim. Bunun içinde angiotensin kovalentik enzim de olsun. Bradikinin çevirmeye devam etsin ve bradikinin seviyesi düşsün. O yüzden bu hastaların klasik olandan farklı olarak tedavisinde TDT var. Hatta dirençli olarak kabul ettiğimiz hastaların tedavisinde de, yani bunlara yansıt olan herhangi bir hastalığın tedavisinde TDT var. ACE inhibitörü burada değerli. Yani normal klasik tedaviye yanıt vermiyor. O yüzden hastaların kullandığı ilaçları sorgulamanız lazım. Ben hocam bir yıldır bu tansiyon ilacını kullanıyorum. Ya bana hiçbir şey yapmıyor. Bugün niye yapsın dediklerine bakmayın. Tek kullanımda değil, devam eden kullananlarda da bir yıldır kullanıyordum. Bugün aldığımda alerji yapmıştır. Anjiyoden yapmıştır. Bu konuda dikkatli olun. Bunun içinde bir tane de hereditar anjiyoden var. Hereditar anjiyodemi ben benzetiyorum aslında. Diyabete benzetiyorum. Bunun iki formu var. C1 esteraz bunun enzimi. İnsülin gibi. Bir tanesinde tip 1'de C1 esteraz yok. Tip 2'de C1 esteraz var, onun fonksiyonu bozuk. Tedavide ne vermemiz lazım? C1 esteraz konsantreleri var. Genelde bu hereditar anjiyodemler kendilerini bilirler. Bilmezlerse de şuradaki klasik tedaviye yanıt vermezler. Bunlara C1 esteraz derivelerini de verebiliriz. Yoksa hemen temin edemiyorsak TDP verebiliriz. Ondan sonra transamin denenebilir. Düşük düzey, kan düzeyine ama transamin de denenebilir. Zaten buradan baktığınız zaman bir hasta anjiyodem olarak size geldi. Klasik tedavileri verdiniz. Düzen. ACE inhibitörüyle alakası yok. Mesela böyle bir ilaçta kullanmamış. Zaten bundan C1 ve C4 biz kendi yoğun bakım ilçemizde istiyoruz. Bir nevi tarama testi. İkisinin düşük olması hereditar anjiyodemi bizi yakınlaştırıyor.